Merhaba, nasılsınız? Bugün benim için yine özel olan konulardan bir tanesi tohumlardan bahsederken her zaman çok heyecanlanıyorum. Bugün konumuz yine atalık tohumlar ve atalık tohumlar içerisinde en güzel kokulu ve en şifalı olanlarından bir tanesi çiçek tohumları. Atalık tohumlarım geldi. Çok mutluyum. Bir atalık tohum takasından daha tohumlarım geldi. Daha önce size bahsetmiştim bu takas grubundan. Yine tekrar kısaca bahsedeceğim. Bugün konumuz atalık çiçek tohumları ve onları nasıl, ne zaman ekip nasıl kullanabiliriz? Dilerim faydasını görürsünüz. Size bahsettiğim bir atalık tohum takas grubu vardı hatırlarsanız. Özellikle takibi almanızı hem bilgi paylaşımının hem bahçecilerin birlikte oluşunun hem de tohumların takas edilişinin faydalı olacağını düşündüğümü ifade etmiştim. Eğer o dönemde Ulusal Tohum Takas Merkezi'ne katıldıysanız, takibi aldıysanız bu vesileyle o zaman bu grubu keşfettiğini ve katıldığını hatta tohum talep ettiğini söyleyenler vardı. Ben mutlu olmuştum. O zamandan bugüne hala takibe devam ettiyseniz işte bugünlerde elinize böyle bir kargo geçecek olmalı. Dilerim bunu da yakalayabilmişsinizdir. Haberiniz yoksa hala ve nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız muhakkak tohum oynatma listemizde, tohum konularıyla ilgili olan oynatma listemizde tohum başlıkları altında takas videolarını, takas sohbetlerini de izlemenizi öneririm. Özellikle atalık tohumlara önem veriyorsanız ki bence her bahçeci vermeli. Bunlar benim bu yazın arılar için ekilecek olan çiçek tohumlarıyla ilgili olan takastan gelen tohumlarım. Şimdi açacağım. Hep birlikte içinden neler çıktığına bakacağız. Aynı zamanda da bu tohumları ne zaman ekebiliriz? Dikimlerini ne zaman gerçekleştireceğiz fidelerimizin? Ya da o fideleri nasıl kullanabiliriz? Bahçede bize ne gibi faydaları var? Kısa kısa bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Bu kargoyu alır almaz bundan bahsetmek istedim. Çünkü özellikle Ulusal Tohum Takas Merkezi'ni bizim aracılığımızla keşfedip sonrasında bu vesileyle bu tohumları tercih etmiş olanlar varsa onlara da aynı zamanda Ulusal Tohum Takas Merkezi'ndeki diğer dostlara da belki faydası dokunur diye. Hem de aynı zamanda kendi bostanlarına, bahçelerine, polinatörler için doğa dostu, arıları çekecek, kelebekleri çekecek, çiçekler eklemek isteyen, çiçekleri sevenler için fayda sağlayabileceğini düşündüğüm güzel tohumlar olduğu için. Benim tohum envanterimle daha önce tanıştınız zaten. Tohumlarımdan bahsederken, tohum kütüphanemi anlatırken sizi bu envanterle tanıştırmıştım. Şimdi yeni gelen tohumlarımı yine aynı şekilde bu envantere ekledim. Envanterin içerisinde onların ekim zamanları, yenilebilir organları, ne zaman toplanması, hasat zamanları, işte tohumlarının ne zaman alınıp nasıl saklanması gerektiği vesaire hepsini not ediyorum ben, biliyorsunuz her tohum için ayrı ayrı. Eğer göz atmadıysanız daha önce atalık tohumlarımı barındırdığım tohum kütüphane videomu sizinle paylaşmıştım. Ona göz atıp oradaki detaylara bakabilirsiniz. Nasıl saklıyorum, nelere dikkat ediyorum diye. Bu tohumlar da gelir gelmez hemen envantere kaydolacaklar diye. Gelecek olan tohumlar da belli olduğu için daha tohumlar gelmeden ben hazırlamı yapmıştım. Şu an envanterde kayıtlılar. Sevgili Ali Bey sağ olsun çok güzel ilgileniyor. Her şeyi organize bir şekilde yapmaya çalışıyor. Yetebildiği kadarıyla tabii ki her zaman aksaklıklar hepimize mahsus, hepimiz insanız ama tohumların eksiksiz geleceğinden eminim. Şimdi açtığımızda göreceğiz yine muhtemelen. Güzel bir tohum takası ve tohum paketi bizleri bekliyor. Dilerim faydasını görürsünüz. Şimdi eğer dediğim gibi bu takasa başvurmadıysanız bu takasa başvurun tekrar diye gidip Ulusal Tohum Takas Merkezi'nin sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Ali Bey ile direkt iletişime geçebilirsiniz. Kendisi size yardımcı olacaktır. Yine benim paketimin geldiği kişi de Ali Özırmak. Kendisi gerçekten atalık tohumlar adına ülkede en önemli çabayı gösteren isimlerden, en çok çabalayan isimlerden bir tanesi. Tanışmanızı öneririm. İstanbul'da bizim kendisiyle birebir çalışma şansımız da olmuştu ve biliyorum ki çok büyük çaba sarf ediyor. İçerisinden öncelikle bir kuru kekik çıktı.
hediye olan bir kekik. Mis gibi de koktu. Tohumlarımıza gelecek olursak, paketten çektim. Kadife çiçeği çıktı. İri başlı çiçek olarak yazılmış. Tohum takaslarından geldiğinde benim çektiğim en büyük sıkıntı takasa gönderenlerin yazmaması dolayısıyla tabii ki, yani tam olarak türü. Geldiği yerden de sadece Türkçe tanımıyla gelmesi, aslında Latinceleri de olsa çok daha kolay olur işlerimiz, türleri tespit edebilmek için. İri başlı kadife çiçeği yazılmış. Şimdi bahsederken hem fotoğrafını koyacağım, hem ekim dikim tarihlerinden bahsedeceğim, hem de Latincelerini, tahmin ettiğim Latincelerini yazmaya çalışacağım ki ileri okuma yapmak isteyen, türle ilgili daha fazla bilgi bulmak isteyenlere Latinceleri vasıtasıyla yardımcı olsun. İlk çiçeğim, paketten çıkan ilk çiçeğim, iri başlı kadife çiçeği. İri başlı kadife çiçeği oldu. Şimdi tohumlarda, bazı tohumlarda soğuklama ihtiyacı vardır. Soğuklama ihtiyacı olanları söyleyeceğim. Kadife çiçeğinin öyle bir ihtiyacı yok. Kadife çiçeğini domates pidelerinizi, salatalık pidelerinizi yaparken bahar başında ekebilirsiniz. Tahmini olarak söyleyecek olursak, bu ekimlerde her zaman bahsediyorum ben. Daha önce Temmuz, Ağustos ekiminde de bahsettiğim, bahçe nasıl kurulurda da bahsettim. İklim takvimini oturtabilmek için son don ve ilk don tarihi çok önemli. Bahar başında ekeceklerimiz için son don tarihini takip ediyoruz. Kadife çiçeği için bölgenizin son don tarihinden 40-45 gün öncesinde tohumunuzu iç mekanda fide haline getirirseniz, sonrasında sebzelerinizle birlikte dostlarınıza aktarıp faydalarından maksimum yararlanma şansınız olur. Çünkü kadife çiçeği özellikle domateslerle, biberlerle iyi anlaşır ve nematotları topraktan uzaklaştırdığı bilinir. Bazı yararlıları da, yine yararlı tabir ettiğimiz dost böcekleri de kendisine çeker ve fayda sağlayacaktır. Yenilebilir türleri var, kullanılıyor yine. Eğer bununla ilgili ileri okuma yapmak isterseniz araştırabilirsiniz kadife çiçeğinin nasıl yenildiğini, nasıl şifalarından faydalanıldığına dair. Bakımı da güneşi sever, sıcağı sever, susuzluklara dayanabilir. Ama tabii ki suyu da sever. Kadife çiçeği sıcakla birlikte coşacaktır. O yüzden ilkbaharda hazır olursa yazın köklerini tam olarak salıp üst kısmını geliştirip çiçeklerini size en güzel şekilde sunacaktır. Bakalım sonraki çiçeğimiz hangisi? Şebboy. Şebboy tohum kılıflarının içerisinde gelmiş. Çok güzel. Daha önce yetiştirmediyseniz farkında olmayabilirsiniz. Şebboy biraz geç çiçek açar. O yüzden normal şartlarda ilkbaharda da ekilebiliyor olsa bile şebboyu sonbahar ekimi önerilir. Şu sonbaharda ekerseniz özellikle ikinci yılında çiçek açan bitkileri şaşırtıp ilk yıl çiçeklerini almış olursunuz. Şebboy onlardan bir tanesi. Dilerseniz sonbahar, dilerseniz ilkbahar ekimini gerçekleştirebilirsiniz. Ama ben sonbaharda ekeceğim. Özellikle çok ağır don yaşamayan yerlerde bitki sağlığını koruyacaktır ve ilkbaharda erkenden açacaktır. Üçüncü çiçeğim siyah gelincik. Gelincik türü çok yetiştirdim her zaman. Çok severim çoğaltmayı. Biliyorsunuz bizim şimdi yeni küçük ormanımızda gelincik hiç yok. Onun için sağdan soldan sürekli kendim de doğaya her çıktığımda gelincik tohumları topluyorum. UTTM vasıtasıyla siyah gelincik bize gelmiş oldu bu vesileyle. Siyah gelinciği denemeyi çok istiyordum. Güzel bir şey olacak bizim için. Güzel bir deneyim olacak. Siyah gelincik... Soğuklama ihtiyacı olanlardan bir tanesi az önce bahsettiğim. Soğuklanmasa da tabii ki yine çatlayabilir tohumlar, ama soğuklanırsa daha iyi olur. O yüzden özellikle kışı serin geçen yerlerde sonbaharda ekimi önerilir. Gelinciğin önemli şeylerinden bir tanesi çimlenirken ışığa ihtiyaç duyar. O yüzden çok fazla derine gömmemek lazım. Toprağın ışık geçebilecek kadar kısmında olması önemli. Bazı tohumlar için bu önemlidir. O yüzden tohumlarınızın tam özelliklerini ezbere bilir hale gelmediğiniz sürece muhakkak paketlerine not edin. Işık ister, karanlık ister, nemi ister, işte çok fazla nem istemez gibi. Dereceler çok önemli tabii ki. Bazılarının derece aralıkları var. Bunların hepsini not ederseniz yetiştirmeniz daha kolay olacaktır.
Bir sonraki çiçeğimiz aynı sefa. Benim yetiştirmeyi en sevdiğim şifalılardan bir tanesi. Kolay yetişir, bakımı kolaydır. Nazlı bir çiçek değildir. Üstelik çok da faydalıdır. Yine yenilebilir türlerden bir tanesi. Şifalarından faydalanmak isterseniz yağını da kullanabilirsiniz. İşte kremini de kullanabilirsiniz gibi. Ben aynı sefa kremini yapmaya da, onu kullanmaya da bayılıyorum mesela. Aynı sefanın da soğuklama ihtiyacı yok. O yüzden kış sonundan ekmeye gerek yok. Sonbaharda ekmeye gerek yok. İlkbaharda, kışın sonunda ekilebilir tohumlardan bir tanesi. Yine tarih olarak verecek olursak, sondondan 40-45 gün öncesinde fide haline getirip toprağa ekebilirsiniz. Yine olacak. Paşa bıyığı çıktı. Cennet kuşu çiçeği olarak da anılır. Paşa bıyığı çok güzel bir çalı aslında. UTTM'den gelen bu turdaki tohumların arasında en çok hoşuma giden şey hem çok yıllıkların hem tek yıllıkların birlikte olması ve çalılara da yer verilmiş olması. Çünkü bir bahçe için çalılar gerçekten çok önemli. Ne kadar fazla çalı yoğunluğu olursa aslında bahçe o kadar doğal hayata daha fazla yer verebilecek hale geliyor. O yüzden çalılara ben çok önem veriyorum. Bu tohumların arasına çalıları ekleme nezaketini gösterdiği için de Ali Bey'e ekstra teşekkür etmek lazım. Paşa bıyığında önemli olan birkaç tane nokta var. Şimdi bu sert kabuklu, yanlış hatırlamıyorsam taş tohum olarak geçenlerden olabilir. Sert kabuklu bir tohum. Bu tohumu ektiğinizde çimlenme yüzdesi o yüzden düşüyor. Çünkü her tohum aynı anda çimlenmiyor. Bunu yapabilmek için aşındırma önerilir genelde. Kabuğunu hafif böyle zımparalamak ya da hafif böyle bir işte çizik atmak gibi ya da işte başka yöntemleri de var. Bu bıyıkta aşındırma uygulanabilir. Bu tohumda aşındırma uygulanabilir türlerden bir tanesi. Aşındırmayı uyguladıktan sonra bir süre suda şişirirseniz yine çimlenme yüzdesini artırmış oluyorsunuz. Ama tabii ki böyle şişip tamamen öldürmemek lazım. Sonuçta baklagil türlerinden bir tanesi. Fasulyeyi suyun içinde fazla bıraktığınızda ne oluyor? Öyle düşünün. Güneşi seven bir bitki ve tohum çimlendirme, toprağa koyma ısı aralığı önemli yine paşa bıyığında. 25 derece optimum sıcaklık istiyor ve o zaman daha iyi çimlenip, daha iyi serpilip büyüdüğüne dair veriler var. Okuma yaptığınız zaman yine göreceksiniz. Ekranda yine Latincesini görüp araştırma yapabilirsiniz eğer ileri okuma istiyorsanız. Nemi seven yine bitkilerden bir tanesi ama toprağın çok iyi direne olması lazım. Drenaj önemli ve bu güzel bir bitki. Aynı zamanda eğer hummingbirdler olsaydı etrafımızda onlar için özellikle bahçecilerin tercih ettiği bir çiçek türü çok seviyorlar. Nektarı fazla demek bu da. Aynı şekilde arıların ve kelebeklerin de çok hoşuna gidecek demek oluyor paşa bıyığı. İki tane geldi. Bir tanesi fesleğen. Fesleğeni yine baharda ekiyoruz biliyorsunuz ki işte yine sebze tohumlarımızı hazırlarken. Direkt toprağa ekerseniz de çıkar, fidelerseniz de çıkar. Fesleğenin hangi türü olduğu yazılmamış. Sanırım içerisinde birkaç tür fesleğen tohumu da olabilir. O yüzden net bir bilgi veremiyorum hani kullanımına dair ama pek çok fesleğen türünü yine domateslerle, salatalıklarla, işte kabaklarla ekerseniz yine hem faydalıları dost böcekleri çekecektir. Hem sizin için şifa olmaya devam edecektir. Baharda fidenizi yapıp yerine dikebilirsiniz. Sedef çiçeği, ben sedef çiçeği sekmesinde iki seçenek görünce kendimi çok şey hissettim böyle. Acaba şanslı mıyım değil miyim diye. Çünkü sedef çiçeği ve galiba sabah sefası vardı yanlış hatırlamıyorsam. Sedef çiçeğinin gelmiş olması benim için büyük bir mutluluk. Çünkü dediğim gibi diğer bütün hepsi zaten tohum kütüphanemde daha öncesinde yer alan ama azar azar tohumum oldu ve şu anki küçük ormanımıza yetmeyecek olan çiçeklerde. O yüzden bu tohum talebinde bulundum ki daha da çoğaltalım, daha da fazla çiçek olsun etrafımızda, arılar, kelebekler daha çok sevinsin diye. Ama bu tohum takası içerisinde beni en çok heyecanlandıran sedef çiçeği tohumlarıydı. Çünkü sedef çiçeğini yetiştirmeyi istiyordum ama bir türlü tohumunu edinme fırsatım olmamıştı. Bu vesileyle sedef çiçeğimiz de olmuş oldu. Çok mutluyum. Sedef çiçeği çok güzel bir çiçek. 2 yıllık olduğu bilinen bir çiçek türü. Lunaria olarak geçer. Yine arama yapmak isterseniz daha sonrasında. Sedef çiçeği
çok güzel bir görüntüsü olan çiçekleriyle, kurumuş tohum keseleriyle, her şeyiyle inanılmaz hoş görünen bir bitki. İlk yıl bildiğim kadarıyla yine açmıyor. O yüzden ben sedef çiçeğini de sonunda ekeceğim ki tekrar baharda yine tohumlarım çoğalmış olsun. Ama kış sonunda da ekebilirsiniz. Bahar ekimlerinizle birlikte canlanacaktır tohumlar. Hint yağı çalısı geldi. Hint yağı çalısı ilginç bir bitki. Peyzaj bitkisi olarak çok güzel. Gördüğünüzde gerçekten "Aa, bu ne acaba?" diye dönüp bir daha bakacağınız bir bitki. Eğer ne olduğunu bilmiyorsanız. Ama özellikle tohumları çok zehirli. Kastor yağı oluşturulan bitki bu. Ve bu bitki özellikle etrafta çocuklar varsa çok dikkatli olunması ve çocuklar her çocuğa özel bir itina ile anladıklarından emin olarak bu bitkiye yaklaşmamaları ve yaklaştıklarında tohumlara dokunup tüketmemeleri ile ilgili uyarmak lazım. Zaten tohumlarını gördüğünüzde ben pek tekin bir tohum değilim. Haberin olsun, uyarısını alıyorsunuz böyle aynı zehirli kurbağalarda, örümceklerde olduğu gibi ilginç bir deseni ve yapılanması var. Bu tohumun az sonra yine yakın çekimde gösteririm size. Yine gelenlerden bir tanesi de Hint yağı çalısının tohumları bu paketten çıkıyor. Diğer tohumum gül hatmi. Gül hatmi yine güzel düşünülerek içerisine koyulmuş bir bitki. Hem tıbbi şifalı bir bitki hem de görseli çok güzel ve yetiştirmesi kolay bir bitki. Ve bir kere çıktığı yerde sonrasında devamlı çıkmaya devam ettiği için zahmetsiz sevilen bitkilerden bir tanesi. İçerisinde yeterince tohum var. Ektiğinizde faydasını göreceksinizdir diye düşünüyorum. Sonraki bitkim kum zambağı. Kum zambağı çok kıymetli bir tür. Çünkü nesli tükenmek üzere olan cinsler arasında kum zambağı listede yer alıyor. Doğal ortamında yayılışı maalesef bilinçsiz sökümler ve insanların müdahalesi ya da plajlardaki artık hem kalabalık hem kirlenme kum zambağını çok tehdit eder durumda. Doğada yine bulunduğunuzda her zaman illaki geliyorsunuz türlere rast. Hatta tohum almak da mümkün oluyor bazen. Ama şunu unutmamak lazım. Bilinçsizce bütün tohumları toplamak yine türün varlığını tehlikeye atar. Bilinçsizce söküp soğan taşımak yine varlığı tehlikeye atar. Çünkü bazı türler sadece kendi ortamlarında yetişir, gelişir ve taşıdığınızda zaten ölecektir. Ne size bir faydası dokunur ne de bitkiye. Dikkatli olmak lazım. Bu türlerden bir tanesi kum zambağı. Kum zambağı neredeyse %100 olan kumlarda yetişebilir. Her toprağa öyle tohumunu bıraktım yetişti pek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Özel bir yer hazırlamanız lazım eğer kum zambağının yetişmesini istiyorsanız. Genel olarak hemen hemen işte hem ilkbaharda hem sonbaharda yetiştirmesi yapılabilir ama toprak şartlarının çok iyi ayarlanması lazım. Ve çimlenme için tohumun istediği ısının 10-20 derece arasında olması genel olarak önerilir. İlkbaharda veya sonbaharda fark etmez, hangisinde ekim yapacaksanız ona göre aralığın 10-20 derece arasında olduğundan emin olmakta fayda var tohum çimlenme yüzdesini arttırabilmek için. Sonraki tohumum Haziran çiçeği. Haziran çiçeği çok güzel bir çiçek. Özellikle böyle bana hep iğne oyalarını hatırlatmıştır. Hani böyle o güzel özel yapılan iğne oyaları, havlu kenarları falan vardır. Haziran çiçeği bitkinin üzerinde aynı öyle durur. Ben çok severim. Haziran çiçeği öyle çok özel bir uygulama isteyen bir çiçek değil. Soğuklama ihtiyacı yok. Yine normal ortamına diğer sebze fidelerinizi hazırlarken ilkbaharda ekebilirsiniz. Fideler hazır olduktan sonra toprağa geçirdiğinizde kolaylıkla yetiştirebileceğiniz türlerden bir tanesi Haziran çiçeği. Diğer bitkimiz de Haseki küpesi. Değişik renklerde Haseki küpesi tohumu çıkıyor bu paketin içinden. Çok mutluluk verici. Çünkü Haseki küpesi de yine aynı şekilde öyle iğne oyası gibi dökümlü olan ve çok güzel olan bir çiçektir. Haseki küpesinin de soğuklama ihtiyacı yok ama özel bir ihtiyacı var. Işık ister çimlenebilmek için. O yüzden çok derine gömülmemesi lazım. Yine kışın sonunda, ilkbahar aylarında Haseki küpenizi fide haline getirebilirsiniz. Haseki küpesi de ikinci yılında açanlardan. O yüzden açabilmesi için ikinci yıla ihtiyacı var. Ilıman yerlerdeyseniz onu da birazını sonbahardan denerseniz belki ilkbaharda açtırmayı başarabilirsiniz. Bakalım ne geliyor.
Yine iki tane geldi. Bir tanesi sarmaşık çiçek. Bu sarmaşık hepimizin bildiği gündüz sefası olarak anılan sarmaşık diye tahmin ediyorum. Sadece sarmaşık yazılmış ama tohumlar gündüz sefasına benziyor. Kolay yetişir. Yine ilkbaharda toprağa koyarsanız hiçbir sıkıntı yaşamadan çıkacaktır. Sarıldığı yer çok fazla boğulmaz. Öyle boğucu bir sarmaşık değildir ama tohumlarını saçar. O yüzden sıkıntı yaşayacağınız bir noktaya ekmemekte fayda var. Papatya tohumları var. Bu yine bu paketin içerisinde. Papatyalar da değişik çeşitler olarak adlandırılmış. Hangi çeşitler olduğunu bilmediğim için net bir şey söyleyemiyorum ama yine şifalı kullanımı olduğu ve bazı türleri yenilebilir olduğu için iyi gözlemekte fayda var. Papatyayı da yine ilkbaharda ekebilirsiniz. Diğer çiçeklerle birlikte. Oo, 3 tane geldi. Süs kabağı var. Süs kabağı zaten normalde işte ilkbaharda ya da yazın başında ekimini yapıp bakabileceğiniz türlerden bir tanesi. Süs kabağını ektiğinizde özellikle susuz kalmamasına dikkat etmek lazım. Kalikantüs bu tohumların içerisinde özel olan tohumlardan bir tanesi. Kalikantüs yine bir çalı türü, çok yıllık bir çalı ve çimlendirmek birazcık ilgi istiyor. İstediği, çimlenmek için istediği sıcaklık, ilkbahar başı sıcaklığı yani 15 derece. Buna da dikkat ederseniz zannediyorum en azından bir tanesini çimlendirmeyi başarırsınız. Çünkü 3'te 1 çimlenme oranı da yine bir çalı tohumu için gerçekten iyi bir oran. 3'er tane tohum gelmiş. Bir tanesi bile çimlense sonrasında muazzam bir çalınız oldu demek. Süs ayçiçeği yine çıkan diğer tohumlardan bir tanesi. Bunun ekimi dikimi birazcık karmaşık çünkü bulunduğunuz iklime göre değişecektir. Bulunduğunuz yerde şu an ikinci tur ekimler, çoklu ekim yapılıyorsa işte Akdeniz'de, Ege'de sonraki tarladan ekim kalktıktan sonra bir daha ikinci olarak ayçiçek ekilen bir yerdeyseniz yazında ekebilirsiniz. Ama diğer karasal iklimde ilkbaharı beklemeniz lazım. Eğer yazdan ekerseniz tohumunuzu çoğaltmış olacaksınız demek. O yüzden eğer ılıman bir yerdeyseniz yine Ağustos başında ekimleri denemenizi öneririm süs ayçiçeği için. Bu paketin içinden çıkan özel tohumlardan bir tanesi yine tesbih mısırı tohumu. Tesbih mısırları gelecek. Her yerde kolay bulabileceğiniz bir tohum değil. O yüzden de özenle bakmak lazım. Hepsini aynı anda çimlendirmeye çalışmamak bence en önemlisi. Çünkü içerisinde 5 tane var. Ilıman yerlerde iyi bakıldığında çok yıllık olabilen bir bitki. Peyzaj içinde kullanılan bitkilerden bir tanesi tesbih mısırı. Ama zamanında tahıl olarak bile tüketilmiş. Yani özel bir bitki. Tesbih mısırını yine az önceki ayçiçeği gibi söyleyebilirim. Eğer ikinci ürün olarak hala Temmuz ayında mısır ekilen yerlerdeyseniz zamanınız var. Şu an ekebilirsiniz demek. Değilse karasal iklimdeyseniz ilkbaharı bekleyin lütfen. Güzel çiçeklerini ve tohumlarını sizinle paylaşması için tesbih mısırlarınızın dilerim hepsi çimlenir ve sağlıklı büyür. Özel tohumlardan birisi çünkü. Sonraki bitki. Hop. Akşam sefası. Değişik renklerde akşam sefası tohumları çıkıyor paketten. Akşam sefası her yerde bulunan bir bitki ve ama herkesin her yerde görebileceği, tohumlarını bulabileceği bir bitki ama değişik renkler dediğinizde insanın kanı kaynıyor gerçekten. Çünkü akşam sefası özellikle kendi çiçekleri arasında böyle mozaikler oluşturabilen bir bitki. Ben akşam sefasındaki o renk geçişlerini, o renklerin çift aynı çiçek üzerinde görülmesini falan çok sevdiğim için akşam sefası bence hiçbir zaman fazla değildir. Ne kadar türünüz olursa olsun her zaman yeni türlere yer vardır akşam sefası için. Akşam sefası çok yıllık biliyorsunuz. Bir kere bir yerde tuttuktan sonra orada çıkmaya devam eder. Kolay kolay kökünü kazıyamazsınız. O yüzden dikerken nerede olmasını istiyorsunuz ve sonrasında orayı akşam sefasına devredip onun mekanı haline getirebilirsiniz. Bunu düşünerek ekin. Çünkü hem tohumunu saçar, yayılır, tohumları çok kolay çimlenir hem de kendisi kökü kuvvetlendikçe daha büyük bir çalıya dönüşür. Benim şu an bahçede yaklaşık 2 metre çapında bir tek kök akşam sefam var. Oradan biliyorum. Ne kadar keserseniz, budarsanız, budayın da yerini sevdikten sonra o kökü oradan geçirmeniz çok kolay değil. Ama o koku, o güzellik her şeye değiyor. O yüzden oranın ona ait olmasını
karar verdiğiniz güneşli bir noktaya akşam sefasını dikin ve seyrine bakın, sefasını sürün. Ezan çiçeği. Ezan çiçeği de yine özel bitkilerden bir tanesi. Sandrop olarak da geçer, güneş damlası denir. Ezan çiçeği çimlenmesi kolay, yetiştirmesi kolay bir bitki. Ama ilk başta, ilk defa yetiştirecekseniz şaşırmayın. İlk yıl çoğu zaman çiçeklenmez. Yeşilini geliştirir, kökünü salar. İkinci yıl çiçeklenir, tohum döker ve gider. Ezan çiçeğinin ilk ektiğinizde o yüzden ya bu niye böyle yerde böyle bir yaprak gibi kaldı diye düşünmeyin. Çimlendirmesi kolay. İlkbaharda ekimini yapın. Bir süre bekleyin, yerine aktarın ama sonrasında ondan çiçek beklemeyin. Ta ki sonraki yaza kadar. Sonraki yaz sizi çok mutlu eden bir uzama ve güzel sarı çiçekleriyle sizi selamlayacaktır. Diğer bitkimiz. Aa, küçük bir beyaz zambak soğanı. Bunun bana yetişeceğini düşünmemiştim. Bana da kalmış demek ki. Beyaz zambak soğanı da gelmiş bize. Bunu da yine şu an hemen kıştan ekebilirsiniz. Yerinde büyüyecek. Sonrasında önümüzdeki sene açacaktır. Zinnia. Zinnia da yine daha önce bahsetmiştik. Kendi çiçeklerimizin ekim dikimini gerçekleştirirken ekip dikebileceğiniz, bahçede bulunması gereken özel çiçeklerden bir tanesi Zinnia. Bunu da yine aynı domateslerinizi, salatalıklarınızı ekerken tohum olarak toprağa koyarsanız fidesini aynı sebzelerinizle birlikte bahçenize aktarır. Hem çiçeklerin sefasını sürer hem de bahçeye olan faydalarından maksimum yararlanırsınız. Bakalım sonraki nedir? Kozmos var. Kozmos yine aynı şekilde ilkbaharda toprağa koyduğunuzda kolayca gelişecek bir çiçek. Sanırım burada da yine karışık tohumlar var. Hem çiçek büyütmesi hem tohum dökmesi açısından kozmos bahçelerde çok şenlikli. Özellikle yazın çok hoşunuza gidebilir. Ama yine büyüyebilmesi, gelişebilmesi ve sonra tohum döküp tekrar çıkabilmesi için onu da yine akşam sefası gibi tohumlarını rahatça dökebileceği bir noktaya ayırırsanız orada yıllarca kozmosunuz bitmeyecektir. Latin çiçeği, Nasturtium. Nasturtium çok özel bitkilerden bir tanesi. Yenilebilir yine aynı şekilde. Bahçeye çok faydalı. Bütün bitkilerinizin, tarhlarının yanlarına Latin çiçeği ekebilirsiniz. Yaprağı yeniyor, çiçeği yeniyor, tohumu tüketiliyor. Hatta tohumunun turşusu çok lezzetli oluyor. Öneririm. Probiyotik turşu tariflerim var. O tarife uyarak yine Latin çiçeği tohumunun turşusunu yapabilirsiniz. Eğer fazla Latin çiçeğiniz varsa bu paketin içerisinde 5 tane tohum gelmiş. Başlamak için ideal. Hangi tür bilmiyorum, karışık renkler demiş. Bu da çok heyecanlı. Çünkü bir bahçede aynı Nasturtium yani Latin çiçeği hiçbir zaman fazla olamaz. Ne kadar olursa o kadar kabuldür. Öyle bir çiçektir. Çünkü hiç kimseyle savaşmaz, hiç kimseyi ittirmez, kaktırmaz. Kimsenin büyümesine engel olmaz. Herkesle iyi anlaşır ve çok dosttur. O yüzden de elinizden geldiği kadar bahçenizde Nasturtium'u çoğaltabilirsiniz. Süs biberi. Bence bunu anlatmaya gerek yok. Yine baharda diğer biberlerinizi ekerken, dikerken aynı uygulamayı bu süs biberine de yapabilirsiniz. Hem görseli çok güzeldir hem de şifadır. Horoz ibiği gelmiş. Amarant yine değişik renkler demiş. Bu da çok heyecanlı. Değişik renkler yazdığı zaman ben heyecanlanıyorum. Elimde bir sürü amarant türü var ama acaba bu hangisine benzeyecek ya da yeni bir tür mü edineceğim diye. Amarantın tohumları tüketilir. Çoğunun yaprakları tüketilir. Çiçekleri yenilenler var. Amarant üzerine yine araştırma yapmanızı öneririm. Horoz ibiği de özel türlerden bir tanesi. Çünkü özellikle bahçenizde şifalları yetiştirirken yaprakların çiçeklerini falan yemeyi seviyorsanız amarantın çok türü hiçbir zaman olmuyor. Bende şu an 4 tür amarant var ve bir 5. tür, 6. tür gelse hiç hayır demem. Amarant öyle bir bitki. Kına çiçeği. Kına çiçeği de çok sevilir. İlginç bir gövde yapısı ve güzel çiçekleri vardır ve tohumdan kolay yetişir. Toprak 20 dereceye geldiğinde rahatlıkla dikimini gerçekleştirebilirsiniz. Sever ve bu da tohumu ışık isteyenlerdendir. O yüzden çok derine gömmemenizi öneririm. Aslan ağzı yine hepimizin bildiği türlerden bir tanesi. Ve bazı türleri çok yıllık. O yüzden
bahçelere ben çok yakıştırırım aslan ağzını her zaman. İlkbaharda yine fidelerinizi hazırlayıp onları da baharda toprağa koyabilirsiniz. Aslan ağzı da kolay yetiştirilen ve çok bakım istemeyen türlerden bir tanesi. Bitti mi? Bitmiş. Bitmiş. Son bitkimiz aslan ağzıymış. Böylelikle tamamlamış olduk. Dilerim faydasını gördüğünüz bir paylaşım olmuştur. Bereketli olsun, şifalı olsun, huzurlu olsun bahçeleriniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.